YouTube kanal ayarları nasıl yapılır? Kullanabileceğimiz eklentiler nelerdir? Ayrıca özel URL nedir? Konuları hakkında bana birçok mesaj ve yorumlar kısmından da birçok yorum yaptınız. Ben de bunun ardından bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Kanalıma hoş geldiniz, ben Koray. Bu videoda bahsettiğim gibi YouTube'un kanal ayarlarını baştan sona beraber olarak yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açarsanız bu tarz videolardan hem haberdar olup hem de beni desteklemiş olursunuz. Videomu beğenirseniz de tabii ki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi bir kanal açtığınızı varsayıyorum. Google account'a aldınız. Bir YouTube kanalı açtınız. Kanalı açtıktan sonra ismi de verdiniz. Hangi ayarları yapmamız gerekiyor? YouTube Studio'ya öncelikle giriyoruz. Detaylı olarak bütün kanal ayarlarını size baştan sona anlatacağım. Ardından siz de kendi kanalınızda bu ayarları uyguladığınızda ve bazı göstereceğim noktalara dikkat ettiğiniz takdirde kanalınız görüntülenmesi artacak ve videolarınızın tabii ki izlenmeleri de artacaktır. Yani bu video içerisinde hem kanal ayarlarını hem de videolarınızın nasıl daha fazla görüntülenme alacağınızdan bahsedeceğim size. Şimdi kullanmanız gereken eklentiyi ilk olarak size söyleyeceğim. İlk kullanmanız gereken eklenti vidIQ eklentisi. Bu Google Chrome'un bir eklentisidir. Herhangi bir zararı yoktur. Kesinlikle bunu kullanmanızı öneriyorum. Zaten birçok YouTuber'ın video anlatırken yani kanal ayarlarını anlattığını videolara bakacak olursanız hep şu eklentiyi görebilirsiniz. Birçoğu bundan bahsetmez. Ben size nereden indireceğinizi ve nasıl kurabileceğinizi söyleyeyim. vidIQ yazıyorsunuz. Google'da gördüğünüz gibi şurada googlechrome.com adı altında vidIQ Vision for YouTube diyor. Buna basıyorsunuz. Burada eklenti geliyor, indir ve ardından Chrome'a kur diyorsunuz. Şimdi bende kurulu olduğu için Chrome'dan kaldır seçeneği çıkıyor. Kuruyorsunuz ve artık sayfayı tekrar yenileyip tekrardan başlattığınızda bu vidIQ sekmesi eklentisi sizin de kanalınızda görüntülenmekte. Peki bu neye yarıyor? Bu aslında YouTuber'ın eli ayağı tamamıyla. Gerçekten siz de kullanmaya başladıktan sonra ne kadar faydalı olduğunu ve video yüklerken de size nasıl yardımcı olduğunu anlayacaksınız. Burada gördüğünüz gibi benim izlenme sürelerimi, görüntülenme sayılarımı yani gün, ay ve yıl olarak bütünlüğüyle kısa bir şekilde burada gösteriyor. Abone kazancımı göstermekte, ayrıca burada bütün hareketleri görebiliyorsunuz. Tabii bu sadece bu şekilde mi? Tabii ki hayır. Video yüklerken size doğru şekilde başlık, açıklama, etiket kullanmanız gerektiğini gösteriyor. Kullanabileceğiniz etiketleri gösteriyor. Kullandığınız etiketlerle YouTube SEO puanınızın ne kadar yüksek veya düşük olduğunu da sizlerle paylaşıyor bu uygulama. Şimdi bunun detaylı anlatımını tam olarak yapmayacağım. Zaten ekledikten sonra siz de kendiniz inceleyip bütün detaylarını görebilirsiniz. Ben sadece üstün koyu bunu anlatıp size geçeceğim. Önemli noktalarını daha doğrusu sadece sizlerle paylaşacağım. Bu kanal kontrol panelinde görmüş olduğunuz en son yayın performansı diyor. Burada hem en son yüklediğiniz videonun hem de yaptığınız canlı yayının performansını görebiliyorsunuz. Burada yayınlanan videolarınız var. Şuradan içerik kısmından da ulaşabiliyorsunuz yayınlanan videolar kısmına. Burada kanal analizi var. Burada kanal analizlerinin detayını görüntüleyebiliyorsunuz. Bu kısımdan da ayrıca daha fazla göster seçeneğini tıklarsanız detaylı analize girebiliyorsunuz. Şimdi ben geri geliyorum. Abonelerinizi gösterebileceğiniz kısım, son aboneler kısmında bütün abonelerinizi yani benim 38 abonemin tamamı burada gösterilmiyor. Burada sadece profile açık olan kullanıcıların bilgilerini ben görüntüleyebiliyorum. Geriye kalan gizli kullanıcıların profilleri maalesef ki burada görünmüyor. Onlar gizli oldukları için aboneliklerini de gizli tutuyorlar. Sadece abone sayınızda sizde görünüyorlar. Ekstra bir yerde görünmüyorlar. Şimdi YouTube kanalınızı açtıktan sonra şurada zaten kanalınızı koruyun seçeneğini göreceksiniz. Görmezseniz eğer biraz sonra kişiselleştirme ayarlar kısmında da size göstereceğim. İki adımlı doğrulamayı kanalınızın güvenliği için kesinlikle yapın. İki adımlı doğrulama nedir? Cep telefonunuzdan bir onay girmediğiniz takdirde bir başka yerden YouTube hesabınıza giriş yapılamıyor. Yani kanalınızın çalınma riskini büyük oranda düşürüyor bu. Bu kısmı geçtik. Şimdi şuradan özelleştirme seçeneğine tıklayarak kanal ayarlarını yapmaya başlıyoruz. Özelleştirmeye geldiğimizde burada ilk karşımıza çıkan seçenek düzen oluyor.
Düzende vitrin videosu abone olmayan kişiler için kanal fragmanı diyor. Buraya dilerseniz kanalınızın ne hakkında videolar hazırladığını, yani sizin neler yaptığınızı anlatan, kendinizi tanıttığınız 1 dakikadan kısa bir video yayınlayabilirsiniz. Burada istediğiniz abone olmayan kullanıcıların kanala geldiğinde görüntülemesini istediğiniz videoyu buraya ekleyip daha sonradan da değiştirebiliyorsunuz. Burada da aboneliğinizden çıkıp daha sonra tekrar abone olarak gelen kişilerin görmesini istediğiniz videoya ekleyebiliyorsunuz. Öne çıkan bölümler dediği kısım da şu. Şuradan YouTube'dan kendi kanalımı göstereceğim. Şimdi burada yüklenen videolar seçeneği şurada görünüyor. Gördüğünüz gibi yüklenen videolarım ana sayfamda burada ve oluşturulan oynatma listelerimi de burada eklediğim için o da burada görünmekte. Peki buraya başka nereye ekleyebiliyoruz? Burada gördüğünüz gibi popüler videolar, yüklemiş olduğunuz çok izlenen popüler videolar, kısa videolar, 1 dakikanın altında yayınladığınız videolar buraya ekleniyor. Canlı yayındaysanız eğer altta gösterilmesini de istiyorsanız o da orada ekleniyor gibi seçenekler burada mevcut. Şimdi markalama kısmına giriyoruz. Markalama kısmında kanalınızın profil resmi. Profil resminizi buradan değiştirebiliyorsunuz. 98'e 98 piksel boyutlarında bir fotoğraf olmak durumunda. Kanalınızın neye amaçlıyorsa, daha doğrusu kanalınızın içeriğinde neler var ise veya dilerseniz kendi kanal adınızı, yani kendi isminizi kanal adı olarak koyduysanız kendi fotoğrafınızı 98'e 98 piksel boyutunda buraya koyabiliyorsunuz. Banner resmi dediği şey de şudur. Bilgisayar, telefon ve televizyonlarda görünmesini istediğiniz arka plan, yani banner kısmı bu oluyor. Bunu da aynı şekilde kanalınıza uygun bir biçimde yaparsanız kişiler buradaki boş yeri gördüğünde pek kanalınıza açıkçası bakmıyor. Bir banner olması kesinlikle şart. Video filigranı da videoların şu alt kısmında gördüğünüz abone ol. Burada aboneliğe yönlendiren ufak tuş. Peki bunu nereden bulabiliyorsunuz ve nasıl bu şekilde yapıyorsunuz? Bu abone ol butonu YouTube'un içerisinde yok. Bunu abone ol PNG olarak yazacak olursanız şuradan görsellere geldiğinizde istediğinizi indirip buraya ekleyebiliyorsunuz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey bunun uzantısı PNG olacak. PNG'nin anlamı da şu. Şu arka kısımda görmüş olduğunuz beyaz yer aslında şeffaf, yok. O yüzden de buraya eklediğinizde gördüğünüz gibi videonun arkasını bozmuyor. PNG formatında olacak ve bu şekilde buraya yükleyip isterseniz videonun tamamında, isterseniz sonunda, isterseniz de belli bir süre aralığında gösterilmesini tercih edebiliyorsunuz. Temel bilgiler kısmına geliyorum. Temel bilgilerde kanalınızın adını ve açıklamasını düzenliyorsunuz. Bir de burada görmüş olduğunuz gibi kanal açıklamasında bende farklı diller var. Ben kanalımın başka ülkelerden, başka dillerden de görüntülenmesini istediğim için kanalımın açıklama kısmını bu dillere de çevirdim. Bu dillere çevirdikten sonra bazı videolarıma da altyazılar ekledim. Bu altyazıları videolarıma da eklediğim için İngilizce, Almanyaca, İspanyolca, Rusça ve Arapça bu dillerin bulunduğu ülkelerden de bana izleme geliyor. Dolayısıyla kanalımın görüntülenme, videolarımın da izlenme süresi bu şekilde artmış oluyor. Kanal açıklama kısmına isterseniz çok kısa bir cümle, isterseniz hiçbir şey yazmayabilirsiniz. Ama ben genellikle bu kanallarda kanalda yapmış olduğunuz şeyleri tanıtan ve kendinizi anlatan birkaç cümle yazmanız taraftarıyım. İnsanlar çünkü buraya çok bakmıyorlar ama bakanların da şurada böyle bir açıklama yazısı görmesi sizin açınızdan faydalı olabilir. Burada kanal URL'si var. Gördüğünüz gibi şu URL'yi kopyalayıp buraya yapıştırdığımda benim YouTube kanalıma gidiyor. Ama bunu farklı bir URL ile değiştirebilirsiniz. Az önce gördüğünüz ben buradan youtube.com/c/KorayHazar yazar kendi kanalıma gittim. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Kanalınızın öncelikle bir banner'ı, 100 tane abonesi ve kanalınızın bir aydan eski olması gerekiyor. Bu olduğu takdirde şu kanal URL'sinin altında şu kısımda özel URL seçeneği çıkıyor. Buna tıkladığınızda burası açılıyor. Buraya da istediğiniz şekilde youtube.com/c yani channel slash sizin tercih ettiğiniz kanal ismini oraya ekleyerek özel bir URL yaratabiliyorsunuz. Bu neye yarar? Örnek veriyorum, telefonunuz yanınızda değil, birinizi kanalınıza yönlendirmek istiyorsunuz ama kanal adı olarak arattığında birçok araya seçenek giriyor ve kanalınıza ulaşılamayabiliyor. Bu şekilde akılda kalıcı bir özel URL seçecek olursanız siz bunu şöyle söyleyebilirsiniz. youtube.com/c/KorayHazar veya kanalınızın adı neyse onu söylerseniz insanlar o linke tıkladığında direkt olarak kanalınıza ulaşabilirler. Bu yüzden çok faydalı bir özellik bu. Bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim.
Bağlantılar seçeneği burada şuradaki banner'ınızın altında görünmesini istediğiniz bağlantıları paylaşabiliyorsunuz. Bunun bir sınırı yok ama burada gösterilebilecek bağlantı sayısı en fazla 5'e kadar sınırlı. Ama buraya farklı bağlantılar ekleyip kanalınızın hakkında kısmına girildiğinde burada sizinle iletişim kurabilecekleri adresleri de insanlar görebiliyor. Buradan bağlantı ekle diyerek Facebook, Twitter gibi hesaplarınızı da ekleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi banner'da gösterilecek bağlantı sayısını yazıyor. En fazla 5 ya da hiç eklemeye de biliyorsunuz. Söylediğim gibi şurada görünüyor. Buradan tıkladıklarında da Instagram hesabınıza ulaşabiliyorlar. Ben ayrıca bir de Telegram şeyi açtım, grubu açtım. Onu da buraya ekledim. Katılmak isterseniz videolarla ilgili sorularınız ve tartışmalarımız için de bu Telegram grubunda buluşabiliriz. Burada iletişim bilgileri kısmında da mail adresim yazıyor. Siz de buraya bir mail ekleyebilirsiniz. Şimdi kanalın ayarlar kısmına geliyoruz. Bu özelleştirmeydi. Eğer para kazanmaya başladıysanız buradaki para birimi Türk lirası cinsinden olmak durumunda. Türkiye'deki hesabınız Türk lirası cinsinden olduğu için burada da Türk lirasını seçmek durumundasınız. Kanal kısmına geliyorsunuz. Burada temel bilgiler var. Kanalınızın adı yazar. Düzenlenmesini söylediğim gibi özelleştirmeden yapıyorduk. Buradan ikamet ettiğiniz ülkeyi seçiyorsunuz. Burada da anahtar kelime seçeneği bulunmakta. Anahtar kelime ne? İnsanlar kanalınızı arattığında, daha doğrusu kanalınızı arattığında değil. Mesela ben neleri kullanmışım? Ürün deneme, kutu açılışı, ürün yorum, deneme şeklinde bilim ve teknoloji yazmışım. Bunlardan birisini insanlar arattığında benim kanalım da orada önerilenler arasında çıkacaktır. Ve kanalımın takipçi abone sayısı arttığında ve izlenme sürelerim de arttığında daha üst sıralara yerleşeceğim. Ve insanlar ürün deneme yazdıklarında belki zamanla ilk 20 arasında kanalım görüntülenebilecek. Bunları da kesinlikle kanalınıza uygun bir biçimde etiketleri burada paylaşmanız gerekiyor. Yemek kanalıdır. Yemek videoları, yemek tarifleri gibi buraya birçok etiket eklemeniz gerekiyor ki videolarınızda da kanalınız olarak da insanlar aradıklarında size ulaşabilsinler. Gelişmiş ayarlar kısmı, burası çok önemli. Kitle kısmına YouTube gerçekten çok önem veriyor. Eğer videolarınız çocuklarla alakalı değilse kesinlikle ve kesinlikle bu kanal çocuklara özel olarak ayarlama seçeneğini seçin. Neden? YouTube belli yaş gruplarının altındaki çocuklara sizin videolarınızı göstermiyor. Şu sebeple göstermiyor. Videolarınızda çocukların gelişimini engelleyebilecek, çocukların psikolojisini bozabilecek belki bir içerik olabilir. O yüzden de bunu çocuklara özel olarak ayarlama dediğiniz takdirde videolar çocuklardan gizleniyor ve ardından da topluluk kurallarına uygun olarak yayınlanmış oluyor. Buna eğer uymazsanız YouTube kanalınızı kalıcı bir şekilde kapatıyor. Haberiniz olsun. Google AdSense hesabı bağlama seçeneği burada. Para kazanmaya başladıktan sonra Google AdSense'e başvuru yapıyorsunuz. Size yurt dışından bir zarf geliyor. İçerisinde bilgiler yer alıyor. Siz o hesabı buradan bu kısımdan yani kanal ayarlarından, ayarlardan, kanaldan, gelişmiş ayarlar kısmından buradan bağlayabiliyorsunuz. Otomatik olarak oluşturmuş altyazılar seçeneği var burada. Uygunsuz olarak kelimeleri buradan gösterme seçeneğiyle kapatabiliyorsunuz. Ama otomatik oluşturulmuş altyazılar şu an sadece İngilizce dilinde desteklendiği için bununla bir işimiz yok. YouTube'daki abonelerinizi buradan gizleyip gösterebiliyorsunuz. Ardından da reklam, ilgi alanına dayalı reklamları devre dışı bırak diyor. Bunu kapatacak olursanız reklam gösterilmesi büyük oranda aksayacak ve azalacak. Dolayısıyla da para kazancınız yok olacak gibi bir şeydir. Bunu da kapatmayın, dokunmayın buraya. Özellik uygunluğu diyor. Varsayılan özellikler zaten bu etkin gelecek. Bu kısmı anlatmıyorum. Video yükleme, oynatma listeleri, oluşturma gibi seçenekler var burada. Telefon doğrulaması da yaptığınız takdirde ki buradan yapacaksınız. Yapmadığınız zaman 15 dakikadan uzun video yayınlayamıyorsunuz. Özel küçük resim kullanamıyorsunuz. Canlı yayın yapamıyorsunuz gibi seçenekleri kısıtlamış oluyor. Bu telefon doğrulaması yaptıktan sonra ve 1000 abonenin altındaysanız canlı yayını cep telefonunuzdan yapmanıza YouTube izin vermiyor. Ama yapımının bir yolu var. Nasıl yapıldığını da sağ üst köşede ben sizlerle paylaşıyorum. 1000 abone olmadan cep telefonundan nasıl YouTube'da canlı yayın yapılır adlı videom bu kısımda yer alıyor. Videodan sonra veya isterseniz ekleyip bir kenara daha sonra da inceleyebilirsiniz bunu. Yükleme varsayılanı videosuna varsayılanlar kısmına geliyorum. Varsayılanları dediği kısımda yüklemiş olduğunuz bir videoda siz daha yazmadan videonun başlığında, açıklamasında ve etiketinde nelerin sabit olmasını istediğinizi gösteriyor. Mesela yeni bir video yükleyeceksiniz.
videonun adı yüklenir yüklenmez ASD ASD bu şekilde bir şey olarak çıkmasını istiyorsanız yazabilirsiniz. Mesela her yüklediğiniz videonun başına ben Kore Yazar eklenmesini istiyorsam bu şekilde yazar, çizgi koyarım. Daha sonrasında yüklediğim her videoda başına Kore Yazar gelir. Ardından bunun devamını ben doldururum bu şekilde gibi bir seçeneğiniz var. Açıklama kısmında da görmüş olduğunuz gibi ben buraya şu kadarlık bir açıklama eklemişim. Bu açıklama nedir? Ben buraya paylaşmış olduğum oynatma listelerini ekledim. Her videomun altına ben bunları ekliyorum. Üst kısmına da şöyle videom geldiğinde bu açıklama otomatikman geldiği için iki boşluk bırakıp videomla alakalı bilgileri de bu kısma yazıyorum. Ve ardından bu şekilde yayınlıyorum. Her seferinde şunları bir yerden kopyalayıp buraya yapıştırmakla uğraşmamış oluyorum bu şekilde. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Kolaylık sağlayacaktır. Görünürlük kısmı herkese açık. Yani videolarınızın zaten para kazanmanız için herkese açık olması gerekiyor. Bununla oynamayın. Etiketler kısmına da videolarınıza sabit kullandığınız etiketler varsa buraya yazıp her video yüklemenizde otomatik olarak bu etiketlerin videonun altına sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Daha sonrasında tabii ki kendinize yeni etiketler ekleyebiliyorsunuz. Gelişmiş ayarlar kısmında da değiştirmeniz gereken bir şey yok. Kullandığınız dil zaten Türkçe ise buradan yapmanız gereken bir şey yok. YouTube standart lisansı olarak bu kalıyor. Bunda herhangi bir şey yapmıyorsunuz. İzinler kısmında da burada kanalınızı eklemek istediğiniz, şuradan göstereyim. Örnek veriyorum, yönetici veya kanalınızı kontrol etmesini istediğiniz başkaları var ise, tabii ki YouTube abonesi olan, onları da e-posta adresi ekleyerek buradan yetkilendirerek seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yönetici, düzenleyici ve görüntüleyici olarak ekleyip buraya kanal yöneticisi olarak ekleyebiliyorsunuz. Topluluk kısmında da moderatörler ekleyebiliyorsunuz. Onaylanan kullanıcılar ekleyebiliyorsunuz. Onaylanan kullanıcıların anlamı şu: videolarınıza yaptığı her yorum bir filtreden geçirilmeden direkt olarak yayınlanır. Eğer böyle güvendiğiniz yakınlarınız, arkadaşlarınız varsa onları onaylı kullanıcı olarak eklerseniz yazdıkları yorumlar direkt olarak herkese açık şekilde videonuzun altında paylaşılacaktır. Gizli kullanıcıları koyduğunuz takdirde sizin kanalınızı izleyip takip edebilirler ama yaptıkları yorumlar kimse tarafından görülmez. Engellenen kelimeler de buraya engellenen, kullanılmasını istemediğiniz kelimeler, küfürler, argo cümleler gibi şeyleri buraya ekleyip yine maddeler halinde böyle yazabiliyorsunuz. Varsayılanlar kısmında da burada değiştirmeniz gereken yine bir şey yok. Tüm yorumlara izin ver. Eğer yorum yapılmasını istemiyorsanız da buradan yorumları kapatabilirsiniz. Sözleşmeler kısmında da şu an bir sözleşmem olmadığı için, para kazanmıyorsanız sizin de bir sözleşmeniz olmayacağı için burada görüntülenmiyor. Daha sonrasında YouTube iş ortaklığına katıldığınızda burada sözleşmeleriniz görüntülenecek. Şimdi burada bu VidIQ'yu video yüklemelerinde nasıl kullanacağız ve neyimize yarayacak onu sizlerle paylaşacağım. Şimdi yeni bir video yüklüyorsunuz diyelim. Şöyle yapalım. İçeriye geldim. Mevcutta olan bir tane videom üzerinden ben size göstereceğim. Eski videolarımdan bir tanesini de göstereyim. Mesela şurada en ucuz bileklik Yui Smart Band videom var. 2240 kez görüntülenmiş. Bunun detaylarına girip nasıl başlık açıklama etiket eklediğimi ve bu eklentinin bana nasıl faydası olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi buradaki sabit yerlerim var. Bunları her videoda varsayılan olarak ayarladığım için video yüklerken otomatik geliyor. Bir boşluk bırakıp üst kısmını ben dolduruyorum. Yui Smart Band 4. Gördüğünüz gibi şurada bir kullanmışım. Burada da Yui Smart Band 4 kullanmışım. Ayrıca burada Yui Band 4, Yui Smart Band 4 olarak da yine aynı şekilde burada açıklama, başlık ve etikette her birinde kullanmışım. Bu neye yaramış oldu? Başlık, açıklama ve etiket uyumunu sağlamış oldu. Her üçünde de aynı kelimeler bulunmakta. Bu dolayısıyla insanlar Yui Smart Band 4 diye arattığında mükemmel eşleşme olarak YouTube'da ilk 20 arasına videom girecektir. Tabii ki bunun başka kriterleri de var. Tek kriter bu değil. Videonuzun süresine bağlı olarak video genellikle YouTube 7-8 dakikadan uzun videoları, ayrıca video kalitesi 1080p, 720p'nin ne kadar üstünde olursa görüntülemelerde o kadar üste alıyor.
Ve tabii ki videonuzun izlenme, ortalama görüntüleme süresi ve beğenilme beğenilmeme oranına göre de YouTube bu sıralamayı sağlıyor. Bizim amacımız her zaman YouTube'da ilk 20 içerisine girmek ve videolarımızın bu şekilde görüntülenmesini artırmak olacaktır. Gördüğünüz gibi burada vidIQ SEO skoru 100 üzerinden 68.7. 70 mükemmel puan demek birçok kullanıcı için, birçok YouTuber için. 68.7 gerçekten harika bir rakam. Buradaki kullanmış olduğum etiketler sayesinde 68.7'lik bir puana erişmişim ben. Burada yanında gördüğünüz sayılar 1 yazıyor, mesela 25 yazıyor. Bunlar kullanmış olduğum etiketlerin hacimli ve rütbeli etiketler olduğunu gösteren koşullar. Yani ben bu etiketleri güzel kullanmışım, güzel yapmışım ve bunun dolayısıyla da YouTube aramada muhtemelen üst sıralarda çıkıyorum. Yui Smartband 4 yazdığımda gördüğünüz gibi en üstte zaten benim bu videom çıkıyor. Mükemmel eşleşme sağladığı için hem başlık, açıklama, etiket hem de kullanmış olduğum etiketlerin kalitesi sayesinde videom en üst sırada şu an çıkıyor. Bunun sayesinde dediğim gibi video üst sırada çıkıyor. Şimdi peki bu etiketleri nereden neye göre buluyoruz? Açıkçası en zor kısmı bu. Şimdi vidIQ uygulamasını eklentisini indirdikten sonra mesela bakın Yui Smartband 4 yazdım. Gördüğünüz gibi bunun hacmi düşük, aranma hacmi düşük ama rekabeti de düşük. Aslında şurada bakacak olursanız %36 oranında bir aranmaya sahip bu. 100 üzerinden 36 puan almış. Smartband 4 yazdım mesela. Smartband 4 yazacağım. Gördüğünüz gibi bunun hacmi daha da düşük. Hacmi burada, hacmi yüksek, rekabeti düşük kelimeler bulmanız gerekiyor. Aramalarda akıllı bileklik mesela, akıllı bileklik yazalım. Akıllı bileklik Mi Band 4 mesela, bu şekilde bir açıklama da var. Başlık da var, özür diliyorum. Bakın bunun rekabeti düşük, hacmi de yine aynı şekilde düşük. Ben bunu kullanmadığım için videom benim burada çıkmıyor. Akıllı bileklik Mi Band 4. Çünkü benim tanıttığım ürün Yui Smartband 4'tü. Yani bundan farklı bir ürün. O yüzden benim videom buralarda çıkmıyor. Belki alt sıralarda bir yerlerde çıkar ama bu kısımda görmüş olduğunuz gibi çıkmıyor. Peki bu etiketleri bulmanın başka kolay bir yolu var mı? Var. Siteler şunlar: Keyword Suggestion ve RapidText.io. Ben bunların linklerini açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Mesela Keyword kparser.com şeklinde yazılıyor. Siz buraya kelimeyi yazıyorsunuz. Buradan YouTube'u seçiyorsunuz. Buradan Türkçe'yi seçiyorsunuz. Türkiye şeklinde yazıyor. Aynen Türkiye'yi. Buradan da dilde Türkçe yapıyorsunuz. Kelimelerin ne kadar aratıldığını size gösteriyor. Mesela Yui Smartband yazalım. Bunu start verip aratalım. Kelimelerin aranma hacmini burada sizlerle paylaşıyor bu site. Burada gördüğünüz gibi alt alta şimdi sıralayacak. Yui Smartband 4 akıllı bileklik mesela en çok aratılan şu an bu görünüyor. Burada alt altına sıralıyor. Siz de dilerseniz bunları kopyalayıp burada videolarınızda etiket olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bir diğer söylediğim sitede rapidtext.io. Buradan da yine aynı şekilde yazıyorsunuz. Altına size 20-25 tane kullanabileceğiniz etiketi sunuyor. Siz de bunları kopyalayıp isterseniz videonuzda kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten faydalı. Burada videolarda kullandığınız etiketlerde dikkat etmeniz gereken şu skorunuz. Bu ilk videoyu yüklemenizde direkt 68.7 yazmayabilir. 24 ya da 48 saat sonrasında bu tam olarak oturacaktır. Yani siz videonuza doğru etiketleri seçtiğinizden eminseniz ve burada puanı ona rağmen 45-50'lerde görüyorsunuz, dokunmayın, bırakın. 2 gün sonra tekrar kontrol edin. Bu etiketler rütbeli ve hacimli etiketler olarak oturacak olursa puanınız zaten yükselecektir. Ve dolayısıyla da görüntülenmeleriniz üst sırada çıkacaktır. Ek olarak yapmanız gereken önemli bir şey daha var. Başlık, açıklama, etiketi doğru yaptınız. Bir de kullanacağınız küçük resim kesinlikle ve kesinlikle çok önemli ve dikkat çekici bir şey olması lazım. Videonuzla alakalı ürün ya da bir şey tanıtıyorsanız onu tam olarak gösteren ya da üzerine yazacağınız bir yazıyla insanları videoya çekebilecek bir küçük resim hazırlamanız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz insanlar videonun içeriğini bilmeden ilk başta küçük resmi görüyorlar.
Bu küçük resmi ne kadar kaliteli, ne kadar dikkat çekici yaparsanız insanlar videonuza o kadar çok gelir. Ve anlatımınız da güzelse, görüntüleme süreniz de anlatımınız sayesinde insanların videoda daha uzun süre vakit geçirmesini sağlayacağından görüntülü süreniz artacak, gösterimeniz artacak ve videonuz da dolayısıyla ilk 20 sıra, ilk 20 içerisinde bir yere oturacaktır. Ve zaman içerisinde belki de en üst sıralara yerleşecektir. YouTube kanal ayarları ve videolarda kullanacağımız eklenti açıklamam ve videom bu şekildeydi. Soracağınız sorular olacak olursa dilerseniz yorumlardan, dilerseniz Instagram'dan, dilerseniz de Telegram grubuma ekleyip oradan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.